Merhaba değerli seyirciler Merhaba değerli izleyiciler bugün zaten açma sırası sizde doğru böyle sizi alıyorlar geniş plan plan daraltarak giriyor hoş, hoş oluyor. <laughs> sağ olun hocam evet. e, stüdyomuzu Aynı. biraz hani görelim seyircilerimizle paylaşalım istiyoruz tabii tabii Büyük e, sizi de Büyük zaten başarı. önümüzdeki günlerde artık stüdyoya alacağız. Size. Evet, büyük başarı. Evet, büyük çok, başarı çok teşekkür ederim diyorum. hocam. çok büyük başarı Hocam beğendim. bugün e, Sedat Peker'in yeni bir videosu daha çıktı. Yani e, <laughs> Türkiye garip bir e, yerden geçiyor, garip bir dönemeşten geçiyor. Şimdi bugün Atol Behramoğlu'nun bir e, tweeti vardı. İlginç bir tweetti. Ben de benzer bir tweet attım. Sonra fark ettim Atol abi de yazmış. Onu da retweet ettim şair, düşünür, önemli bir isim. Diyor ki, eşini ve çocuğunu savunanların kimliği ne olursa olsun, diğerlerine göre daha saygın oldukları tartışılmaz, diyor. Ben bunu biraz daha ilerlettim ve şöyle bir tweet attım. Buna da bazı yorumlar yapılmış. Oradan başlayacağım ve bugünkü videoya geleceğim. Evet, kim olursa olsun eşini ve çocuğunu savunanlar, o kişinin gücünden yararlanarak kirli işlerini gördürmeye çalışanlardan kuşkusuz daha saygındır. Bunu belirtelim. Çünkü AKP ve siyasal İslamcıların iktidarı, AKP-MHP bloku, AKP-MHP e, mafya üçgeni bu ülkeyi ve bu toplumu çürütüyor artık. Bu toplumu çürütüyor. Bu ülkeyi çürütüyor. Çünkü AKP o ideolojik o dinci ideolojik ön yargıları nedeniyle Türkiye'yi kafirlerin elinden kurtarılmış, fethedilmiş bir ülke gibi görüyor ve yağmalıyor. Olay bu. Olay bu. İktidardaki gücü, etkinliği, toplumdaki desteği ve iktidar kudreti azalınca bu kudret eksikliğini, güç eksikliğini geçmişte Batı'ya, Avrupa Birliği'ne yaslanarak gidermeye çalışıyordu. Batı'dan, Avrupa Birliği'nden Artık destek alamaz hale geldiği için iktidar kudretindeki bu aşınmayı mafyaya dayanarak kapatmaya çalışıyor. Türkiye'nin dramı bu. Şimdi bugünkü açıklamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset, mafya, yandaş medya üçgeninin nasıl kurulduğunu anlamak bakımından büyük önem taşıyor. Hürriyet gazetesinin nasıl el değiştirdiğini, Hürriyet grubunun, Doğan grubunun nasıl tasfiye edildiğini anlatıyor. Sedat Peker değerli seyirciler Oraya özellikle dikkat edin. Adını söylüyor. Yıldırım derimi, Demir Demirören diye adını geçiriyor. Ve diyor pa, pambuk, ki, pambuk, "Senin koltuğundan evet, alay ediyoruz. Artık sana pamukören diyeceğim." diyor. Çukurovalılar pamuğa Pambuk der diyor. Ve öyle devam ediyor. Diyor ki, "Önemlisi şu. En önemli yanı şu. AKP'li bir milletvekilinin, bir AKP yöneticisinin Benden isteğini yerine getirdim, ricasını yerine getirdim ve Hürriyet Gazetesi'ni ben bastım diyor. Değerli seyirciler, 2015'te Hürriyet Gazetesi basıldı. AKP Gençlik Kolları üyelerince basıldı. Gençlik Kolları Başkanı da boynu kalın, grubun başındaydı ve bir konuşma yaptı. Daha sonra o boynu kalını milletvekili yaptılar. Milletvekili. Orayı ben bastım diyor. Çünkü dediler ki bana bizim çocuklar bu işleri bilmiyorlar. Profesyonel değiller. Senin adamların bu işi yapsın biz de orada olalım. İktidar suçüstü yakalanmıştır. Bakın lafın kimin tarafından söylendiğinden çok artık lafın kendisi önemli hale gelmeye başladı. İddialar önemli hale gelmeye başladı. Mafya iş tutarsanız Suç örgütleriyle birlikte çalışırsanız medyayı suç örgütlerinin desteğiyle ele geçirmeye kalkarsanız muhalefeti suç örgütleri aracılığıyla onların tehdit ve şantajlarına yaslanarak şantajlarına yaslanarak altını çiziyorum. Susturmaya çalışırsanız bir gün sizi böyle deşifre ederler. Bir gün sizi böyle afişe ederler. Hürriyet grubunun ki Türkiye'nin en büyük medya grubudur. Sadece Hürriyet gazetesi değil, CNN Türk, Kanal D ve diğer gazeteler işte Vatan gazetesi, Milliyet gazetesi, dergiler, Posta gazetesi, çok sayıda internet sitesi, çok sayıda dergi, matbaalar, D Smart gibi dijital platformlar, uydu imkanları, bütün bunlar, bütün bunlar. El değiştirdi. Aydın Doğan çekildi. Hürriyet gazetesinin camını, çerçevesini kırdılar çünkü. Hürriyet gazetesini terörist gazete ilan ettiler. Tıpkı bugün Meral Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen alçakça provokasyon gibi. Bir kadın yaklaşıyor diyor ki Meral Akşener'e. Niye PKK'nın işbir, işbirlikçisi, PKK ile işbirliği bir, iş iş yapan CHP ile berabersiniz? Meral Akşener'in yanıtı çok net, çok iyi. Ezan okuyor bak, ezan okunuyor diyor. İftira atıyorsunuz, günah işliyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diyor. AKP yalan üzerine bir siyaset kurmaya çalışıyor. Ne CHP'si ya? Osman Öcalan'ı siz TRT'ye çıkartın, çözüm sürecini işletin, Oslo'da gidin görüşün, İmralı ile sürekli diyalog halinde olun, Yandaş gazetecilerinin Pelikan grubunun PKK ve lidere hakkında yazdıkları ortada olsun. Kalkın onu bunu terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçlayın. Çay elinde de Meral Akşener'e terörist Meral. Teröristlere burada yer yok diye bindirilmiş kıtalarla eylem yaptırmaya kalkıyorsunuz. Bakın bunların tamam. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yarın bunların da videosu çıkar kimden rica ettilerse hangi karanlık odakları harekete geçirdilerse hangi çapulcuları sahaya sürdülerse bunlar da ortaya çıkar. Bakın siyasette iş buraya gelirse bu tehlikelidir. Bunun altında kimin kalacağı belli olmaz. Demokratik yol ve yöntemleri terk ederseniz bakın o saldırganlar kendilerinin iktidar tarafından korunacağını bile bile saldırıyorlar. Onların tamamını bulup tutuklamalısınız. Meral Akşener'e kim terörist diyebilir ya? Böyle bir dünya var mı? Yani fakat terörist demenin ötesinde yani PKK'lı demek istiyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siyaset bu düzeye çekilebilir mi? Neymiş efendim? Netanyahu gibisin demiş. Netanyahu'ya benziyorsun demiş. Yahu Yahudi cesaret madalyasını ben mi aldım? Kudüs'ün başkenti olarak tanındığı ve ilan edildiği gün Kudüs'te ben mi vardım? Siz vardınız. Biz Tele1 ekranlarından yayınladık. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bugün gerçekten e, tarihsel bir gün. Çünkü e, firari Sedat Peker'in e, örgütlü suç lideri firari Sedat e, e, Sedat Peker'in e, ifşasıyla, ifşaatıyla bugün Türkiye'de meydana gelen olaylar tam bir çakışma halinde. Şimdi Sedat Peker'in ifşaatında dikkati çeken birkaç nokta var. Onları tek tek söyleyeyim de ondan sonra bu nasıl oluyor bu ifşaat, bu felaket bir günlük olayların arka planını anlatıyor bu ifşaat. Şimdi dikkati çeken olaylar çok hızlı söylüyorum. Bir, bir defa Süleyman Soylu'nun bütün ailesinin de bu iktidar ilişkilerine bulaşmış olduğunu söylüyor. iddia ediyor. Bunların hepsi iddia. Bunların hepsi iddia. Yani kardeşinin ve oğlunun da bu işlerden para kazandığını, işte para istediğini filan söylüyor. Bir başka iddia fevkalade önemli. Saray içi Çekişmelere ilişkin bir iddia. Gene Süleyman Soylu'nun e, İbrahim Kalın'ı e, ve Hasan Doğan'ı e, izlettiğini söylüyor. Şimdi bunlar fevkalade e, tarihe ve tek kişi saray yönetimine uygun iddialar. Doğru olabilir, doğru olmayabilir. Tahkik edilirse bunların doğru olup olmadığı anlaşılır. E, yani işte o HTS kayıtları aynı yerden. Yani o yüzden Berberoğlu mahkum etti ya bu yargı. Yani aynı aynı yerlerde e, cumhuriyetin bilmem şeyiyle e, telefonlarıyla Berberoğlu'nun telefonu bilmem aynı yerden sinyal vermiş diye konuştuklarını buluştuklarını varsaydı filan neyse. Şimdi bunları belirledikten sonra bir adım geri çekilelim ve asıl büyük resme bakalım. Büyük resim şunu söylüyor. Büyük resim şunu söylüyor. Bu iktidar iktidara geldiği andan itibaren emrindeki bütün güçleri yavaş yavaş da olsa emrini aldığı bütün güçleri yani polisi, efendim, yargıyı ve şimdi ortaya çıkıyor ki mafyayı kaba kuvvet olarak kullanmış. Dehşet verici bir şey bu. Şimdi e, bu bağlamda hemen size bir şey hatırlatayım. Sabah grubuna ki Türkiye'nin en büyük yayın grubu ve en büyük dağıtım grubuydu. İki tane büyük dağıtım grubu vardı. Biri hürriyetindi, biri sabahındı. Sabah grubu Ciner'e satıldıydı. Ciner'in elindeki sabah grubuna mahkeme kararlarıyla ve haksız ve hukuksuz olarak el kondu. Hatta Turgay Ciner son dakikaya kadar ya bana bu yapılır mı, bu kadar haksızlık olur mu diye bağıra çağıra dolaşıyordu. Sonradan ona işte bu haber türkü yeniden hem televizyon hem de gazete olarak kurması için herhalde olanak tanındı filan ve ondan uzlaşıldı. Fakat sabahın el değiştirmesi zaten yargı aracılığıyla yapılan bir takım baskılarla oldu ve böylece aslında Türkiye'deki yazılı medyanın yarısı el değiştirdi, iktidarın eline geçti. Hatta hatırlayın o sırada bunu alan kişi ve kurum ki aileyle onlar da ilişkili çok yakından ilişkili sürekli zarar ettikleri için buna dayanamadılar sonunda işte bir takım o havuz medyası denen paralar toplandı bir şeyler oldu o kişiye ve o holdinge bir takım paralar ödendi ve o sabahtan çıktı gitti şimdi sabahın e, patronu kim e, herkesin bildiği bir sır sabahın patronunun kim olduğu herkesin bildiği bir sır evet şimdi bu olayın arkasından kala kala medyada bir tek hürriyet kalmıştı. Hürriyete iki kanaldan birden girdiler. Hem vergi konusunda ben yazı yazdığım için çok iyi biliyorum. Haksız ve hukuksuz bir suçlamayla normal belgeler yerine geçen belgelerin bir bölümünü geçersiz sayarak müthiş bir para cezası getirdiler. Yani adamın e, ma, şeyinden, ma melekinden e, bütün varlığından daha yüksek böyle e, miktarlarda para cezaları getirdiler tam bir iflas tam bir el koyma durum ayrıca yani kulaklarımla duymasam gözlerimle okumasam inanmayacağım milletvekilleri aracılığıyla ey Aydın Doğan senin elini de kelepçeli olarak evden çıkarıp karakola götüreceğiz diye beyanla, beyanlar verdiler beyanatlarda bulundular Üstüne şimdi ortaya çıkıyor ki o baskında mafya kullanılmış. O baskında da mafya kullanılmış. Yani bir yandan yargı, bir yandan maliye, bir yandan mafya. Müthiş bir baskı tam bir cendere, ranga ve yok ettiler adamı. Yani en azından medyadan yok ettiler. Ben bu konularda yazı yazdım biliyorum yani oradan gayet net hatırlıyorum yani biz kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşıyız Aydın Doğan benim babamın oğlu değil ee, ama ona yapılan turgayciler de öyle Benim babamın oğlu değil ama her ikisine de büyük haksızlıklar yapılarak ve büyük baskılarla ve zorla ellerinden alındı benim verdiğim... hocam burada küçük bir itirazım var çok doğru tamamen katılıyorum size Aydın Doğan bu iktidara karşı hiç mücadele etmedi. Ben cumhuriyeti teslim demek. edenlerden biri Aydın Doğan maalesef. Ben, bu sonu, bu sonu kendisi hazırladı Aydın Doğan. Evet. Bana bana itirazınız yok o zaman. Yok ben yok çünkü... hayır. Olay evet. Aydın Doğan'a evet. itirazım var. Evet. Tamam. Siz yani Aydın Doğan evet. bu haksızlığa uğradığı doğru ama bunu hazırlayan ve bunu hak eden bir isimdir. Böyle evet. de ben kendisini anlattım. Ben kendisini anlattım. Yüz yüze anlattım Aydın Doğan'a. İktidarın üzerine gideceğini, iktidarın kendisini yaşatmayacağını, kendisini anlattım ben. Ama o iktidara güzellemeler düzen, bu iktidarın cumhuriyeti boğazlama hazırlıklarına destek veren, Fethullah Gülen'le çarşaf çarşaf söyleşi yaptırtan Aydın Doğan medyasının kendisidir. Bugün bakın, Yetmez ama evet diyenler AKP iktidarına demokratik ve özgürlükçü gerekçelerle destek veren birçok yazar, birçok gazeteci Doğan grubunda çalışıyordu o dönemde. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum hocam. Yani Aydın Doğan doğru. Aydın Doğan ne esaslı bir biçimde iktidara karşı mücadele etti ne de varlığını, servetini, itibarını borçlu olduğu Cumhuriyetin değerlerini savunmak konusunda kararlı davrandı. Şimdi Mehmet Yılmaz diyor ki Türk burjuvazisi yalnız bıraktı Aydın Doğan'ı. Ben o kadar emin değilim. Türk burjuvazisinin en önemli bileşenlerinden biriydi. Yani o mücadele etti de elini tutan mı var? Elbette ihanet, toplu bir ihanet. Cumhuriyete sahip çıkamamak ortak bir sorundu, bir arızaydı. Ama Aydın Doğan bunların içindeki en önemli isimdir. Bunu görmek lazım diye düşünüyorum hocam. İtirazım evet. Bu. evet tamam burada hiçbir hiçbir ayrılığımız yok. O kadar hiçbir ayrılığımız yok ki ben yazı yazdım ya. Dedim ki iktidarın yaptığı en büyük hata medyada. Bunu şimdi burada tekrarlayayım. Yazdım ben ben açık adamım öyle kapı arkalarında övgüler veya yergiler yapıp sonra ortalığa çıkıp başka şeyler söylemem. Ben insanın suratına ne söylüyorsam ne yazmışsam kapının arkasında da onu söylerim. Ya arkasından da onu söylerim. Yazdım. Dedim ki iktidarın yaptığı medya konusunda yaptığı en büyük hata Aydın Doğan'ın malına çökmektir. Çünkü Aydın Doğan durumu idare edip kritik zamanlarda iktidara destek veriyordu. Üstelik bunu hala tırnak içinde tarafsız gibi davranarak işte medyanın amiral gemisi filan havalarıyla yapıyordu. Yani iktidar eğer biraz akıllı olsaydı Böyle bir gücü kendisinden yana çünkü tavır koyan. Yani size tamamen katılıyorum. Hiç şey orada şey yok. Evet hocam. Ke tamam kendisi hocam anlaşıldı. Kendisinden. Kendisinden. Hayır evet. ama bu çok çok önemli. İktidarın açık açısından önemli. Yani kendinden yana. Ya şimdi isim de vereyim. Hadi benim adetim değildir isim vermek. Ama bu önemli bir isim çünkü şu arada da gündemde Abdülkadir Selvi sarayın e sözcüsü olarak yazı yazar. Onun e Sözcüsü olarak düşünülür. Yani oradan haber aldı. Aydın Doğan döneminde geldi. Evet. Emin Çölaşan'ı kim kovdu? Bekir Coşkun'u Allah rahmet eylesin. Kim kovdu? Yılmaz'ı kim kovdu? Önemli bir şey sormak lazım hocam tam burada. Sedat Peker'in sözünü ettiği AKP'li milletvekili kim? Evet tabii. Kim? Tabii, ben Hürriyeti bastırmış. Mı? Hürriyet Sosyal gazetesini basması için tabii. Sedat Peker'e gidip ricada bulunan Artık o rica mıdır, işbirliği midir? Teklif midir, bir vaat midir? Bunu da bilmiyoruz. Kim bu milletvekili ya? Bunun boynu kalın olmadığı belli o zaman gençlik kolları başkanı. Bu milletvekili kim değerli seyirciler? Bu sorunun cevabını iktidar vermek zorundadır. Hep söyledim başından itibaren Sedat Peker'in hocam siz de aynı tut şey içindesiniz, temkinlilik içindesiniz. Elbette tabii, tabii. Sedat Peker'in söylediği her şeye temkinle yaklaşmak lazım. Ama tabii. iddiaları büyük. Bu iddiaların üzerinden atlayamayız. Bağırarak, çağırarak, afrayla, tafrayla bu iddiaların üzerinden atlayamazsınız. İktidarın mafyalaştığı, ki kapitalizmin mafyalaştığı bir dönemden geçiyor dünya, kuralsızlaştığı bir dönemden geçiyor. Siyasetin mafya ile böyle bir işbirliği içinde olduğu bir şeytan üçgeni kurulmuş. Siyaset, mafya ve yandaş medya arasında. Şimdi adam diyor açık açık Ey itibarları, namusları ya da şerefleri aldıkları maaş kadar olan gazeteciler. Kim bunlar ya? Kim bunlar gerçekten? Hanımlar, beyler bak sizin hakkınızda bir yeraltı dünyasının bir ismi sizin hakkınızda böyle aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Ey yandaş medya çalışanları. Hani sizin terminolojinizle, sizin üslubunuzla seslenelim. Hiçbir rahatsız olmuyorsunuz. Çok enteresan bir dönemden geçiyor. Evet hocam, bu milletvekili kim? Kim bu milletvekili? <laughs> Sedat Peker açıklar, bakın. Siz söylemezseniz açıklar. Evet, ben daha bekliyorum çünkü Pazar günü bir şey yapacak. Ee, bir kaydı pazar, vardır galiba. Evet, Herkesle ay, bir kayıt tutuyor. Ay, pazar günü e, yeni açıklamalar yapacağım dedi çünkü. Soylu'nun e, yaptığı, kendisine verdiği cevaplara ilişkin değildi bu sabah dedi. Ben onu çekmiştim dedi çoktan. E, onun için dedi buna cevap aramayın. Ben ona dedi pazar sabahı cevap evet. vereceğim falan diye. Herhalde bir şeyler açıklayacak. Şimdi değerli izleyiciler bakın tekrar müsaade ederseniz bir adım geri çekilip bakalım. Bir iktidar e, oylarla başa geliyor arkasından ABD var arkasında. Amerika Birleşik Devletleri AB var. Cemaat var ve bizim e, işte kendilerine liberal yani eski solcular yetmez ama evetçiler var. Yani sonradan kendilerine kullanışlı kullanışlı aptallar dediler. Bu güçlerle iktidara geliyor ve bir süre böyle gidiyor gidiyor. Sonra birdenbire e, işte şeyle anlaşıyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü Dolmabahçe Dolmabahçe mülakatından sonra başladı o işler. Yani şimdi o da rahmeti Rahman'a kavuştu ya. Yaşar Büyük Anıt'la filan anlaşıyor. Balyoz ve Ergenekon. Daha doğrusu Ergenekon ve Balyoz operasyonları başlıyor. Orduyu perişan ediyor. O arada üniversiteleri yok ediyor. O arada medyaya da. Medyayı da o hazırlıklar yapılıyor filan. Bir defa bu tam bir e, kaba kuvvet. Tam bir güç. Şimdi burada tabii yargının ve kendisine verilen desteğin gücünü görüyoruz. Zorlanarak bir takım kumpasların ortaya konması, haksız ve hukuksuz yargılamaların yapılması, bir takım insanların hayatlarının söndürülmesi, bir takım insanların katledilmesi bu bağlamda ki neyse onu şimdi sonra anarız tekrar ve kurumların yok edilmesiyle gidiyor. Sonra yavaş yavaş başka şeyler görmeye başlıyoruz. 2010 12 Eylül felaketi, medyayı, pardon yargıyı bunların emrine veriyor filan derken yargıyı sopa gibi kullanarak işte başbakanlıktan istifa etmeden cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi falan filan derken demek ki ne görüyoruz? Önce kamuoyundan aldığı aymazların ve dış emperyalistlerin desteğiyle yargıyı kullanıyor kumpas için. Sonra diyor ki bunu bunu cemaat yaptı. Ellerini yıkıyor. Ya cemaat o sırada siyasal iktidar onlara destek vermese ne haddine düşmüş? Kim verdi cemaatin şimdi kaçak olan savcısının altına zırhlı arabasını? Şimdi yani kaba kuvvete geliyor. Bir süre çok uzunca bir süre hele ondan sonra 2010 referandumundan sonra 12 Eylül'den sonra yargıyı kullanmaya başlıyor. Bakın şimdi bugün bir olay daha var. O olayda Kılıçdaroğlu'na yargı siyasal eleştirilerinden ve kanıtlı delilli iddialarından dolayı 100 küsur bin lira tazminat hükmetti. İnanılır gibi değil. Söylediği şey doğru. Belgeler var ama efendim hakaret etmiş onun için yüz bin lira manevi tazminat işte bilmem kaçar bin lira da maddi veya öbürlerinde de tazminat filan. Şimdi yargıyı sopa gibi kullanmaya başlıyor derken ya bu olmaz yapmayın yargıyı mahvettiniz adalet olmazsa devlet çöker derken birdenbire ortaya bir de şimdi mafya çıktı. Bugün Meral Akşener'e yapılan işte provokasyon saldırı dün medyanın ele geçirilmesinde mafyanın kullanılmış olduğu ortaya çıktı felaket bir şey yani değerli izleyiciler çok dikkatli olmak lazım. Yani temel hak ve özgürlüklerden, hukuk devletinden, e, efendim, e, bütün e, evrensel adaletten ayrılmamak lazım. Çünkü başımıza ne geldiyse ya tamam onlarla bilmem ne oluyor da işte bana dokunmasın filan. Hayır öyle değil. Evet. Kaba kuvvet. Kaba kuvvet. Aynen öyle. Yaptım. Hocam bir önemli soru daha var ortada duran bir soru var. Hala, şimdi bakın Washington Post'ta, Le Monde'da, Euro News'ta, Deutsche Welle'de, Batı'nın büyük haber kanalları, büyük medya grupları, bir uluslararası e, televizyon networklerinden söz ediyoruz. CNN International gibi, BBC gibi e, önemli e, televizyonlarda, gazetelerde ve medya gruplarında haber oluyor. Hatta biraz dalga da geçiyorlar. Türkler e, dizi gibi izlemeye başladılar diyorlar. Bir suç örgütü liderinin açıklamalarını. Şimdi bugün Sedat Peker'in e, yayınladığı yeni videoda Michael Rubin'den söz ediyor. Michael Rubin önemli bir adamdır. Michael Rubin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neokon hareketinin, yani neokonservatif hareket denilen yeni muhafazakarların teorisyenlerinden biridir. Yani e, e, hem e, Orta Doğu'ya hitap eden bir takım dergilerde, Middle East gibi... hem Wall Street Journal gibi gazetelerde, sistemin kurulu düzeninin önemli gazetelerinde, Financial Times gibi finans çevrelerini takip ettiği gazetelerde yazılar yazmış bir isimden söz ediyoruz. O uyarmış. O makaleyi ben de biliyorum. O makaleyi okudum ben. O uyarmış gazetede Michael Rubin. Michael Rubin'in Erdoğan hakkındaki fikirlerini biliyoruz. Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştiriyor. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği sınırların dışına çıkmakla eleştiriyor. Bir, ikincisi ya sen bizim adamımızdın bir dakika. Ilımlı İslam projesini uygulamakla görevlisin. Bu sınırların çık, dışına çıkma diye uyaran birisi. Diyor ki sistem mafyalaştı. Erdoğan sonrasında Türkiye'yi kim yönetecekse bunu mafya belirlemeye başlayacak. Bu isimlerden biri de Sedat Peker'dir diyor. Sedat Peker diyor ki bana karşı operasyonun düğmesine buradan basıldı. Oradan basılıp basılmadığını tartışabiliriz. Bu bir iddia. Bu bir analiz gerektirir. Bu bir değerlendirme gerektirir. Sonuçta Amerika'daki bir yazar. Fakat şurası önemli. Yahu bütün bunlar olup biterken 6. video yayınlanmış bir savcı harekete geçmez mi ya? Ortada ciddi iddialar var. Adam diyor ki suçumu itiraf ediyorum. Ben yaptım. Türkiye'de savcı yok mu? Türkiye'deki savcıların gücü gazetecilere mi yetiyor? Yazarlara mı yetiyor? Muhaliflere mi yetiyor? Terörle mücadele savcısını hedef gösterdiniz diye bir düğün haberi yapıldığı için ağır ceza mahkemelerinde yargılıyorsunuz gazetecileri. Bu kadar duyarlı savcılarımız var. Niye bir suç örgütü liderinin bu kadar ciddi iddiaları varken ortada herhangi bir Girişimde bulunmuyorsunuz, resen soruşturma başlatılmak durumunda. Eğer başlatılmazsa bu sistemin mafyalaştığı anlamına gelir. Tabii. tabii. Sistemin mafyalaştığı anlamına gelir. Ya orada kuşkumuz Gücü yok olanın, zaten. <laughs> sistemin mafyalaştığı konusunda kuşkumuz yok zaten canım. Yani o belli. Gücü olanın, kılıcı keskin olanın, elinde silah olanın hükmünün geçtiği bir dönem başlıyor demektir. O yüzden mi Meral Akşener'e karşı Rize'de bu provokasyonu tezgahladınız? Şimdi öyle bir yalan var ki hocam ortada. Bir kadın geliyor diyor ki, niye PKK'yı destekleyen CHP ile işbirliği yapıyorsunuz? Allah'tan kork diyor ya, yalan söylenmez bak ezan vakti diyor, iftira atma. Çözüm sürecini kim başlattı? Mektubu kim getirtti okuttu? Öcalan'ı kim çıkarttı TRT'ye diye soruyor. Şimdi bu bir muaviye taktiğidir bir muaviye taktiğidir. Erkek devenin dişi ya da dişi devenin erkek olduğuna alandaki 10 bin kişiyi inandırmak demektir. Git Ali'ye söyle bak dişi deveye, erkek deveye dişi diyen, ben dişi dediğim için dişi diyen 10 bin adamı vardı diye Şam'da Ali'ye haber küfeye gönderdiği adama Ali'ye bunu söyleyin diyor. İşte bu bir toplumun orta çağıdır. Başka hiçbir şey değil. Yalan üzerine kurulu bir propaganda faaliyeti, yalan üzerine kurulu bir siyaset, iftira, provokasyon, saldırı, kaba güç, Türkiye'nin 20 yıl sonra demokratikleşeceği, özgürleşeceği, vesayet rejimini yıkılacağının söylendiği Türkiye, 20 yıl sonra böyle bir noktaya geldi, değil mi? Felaket. Eğer racon buysa, herkes evet. başının çaresine bakar. Evet. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Şimdi Sayın Soylu'nun cevap vermesi gereken bir önemli bir iddia var orada. Diyor ki benim adamım olduğu söylenen ismini de veriyor. İsmini söyleyelim. Yani Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptınız diyor. Sancaktepe Belediye Başkan adayı. Doğru Yol Partisi'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu aldınız. Ya da yönetim kurulu'nu aldınız. Peki diyor bu ismi kanıt mı arıyorsunuz? İsim kanıt mı diyor? Şimdi DYP Genel Başkanlığı içinde ciddi bir destek verdiğini söylüyor. Sayın Soylu bunları açıklamak durumundadır. Ben evet. yani Bir kez daha söylüyorum. TRT'ye çıkarak bunu yapamazsınız Sayın Soylu. Gelirsiniz buraya bizim gibi bağımsız medya kuruluşlarını, biz herkesin hukukunu savunmaya, herkes ekranlarımızı açmaya e, hazır tabii, olduğumuzu Tabii tabii, hiç kuşku yok. Buyurun kuşku gelin. Yok. Emre Hoca ile biz size sorular soralım. Ya da istediğiniz başka gazeteci arkadaşlarımıza davet edebiliriz. Ama bağımsız sorular soralım. Güdülü evet. sorular sormayalım, bağımsız sorular soralım. Siz de istediğiniz kadar gelin konuşun. Kendinizi savunun. Evet. Dediğim şimdi gibi bu... sonuçta bir suç örgütü liderinin iddiaları var ortada. Temkinle yaklaşmak gerektiği açık. Ama evet. iddialar ciddi. İddialar büyük. Evet şimdi esas olarak ben bu... Bir son... sorucu ıı... söylemek istiyorum hocam. Bu iddialar şuna yol açtı, onunla size hemen devredeceğim. Süleyman Soylu'nun siyasi geleceğini büyük ölçüde bitirmiş görünüyor bu olay. Artık ne AKP Genel Başkanlığı ne de e, gelecekteki başka bir hedefin artık gerçekleştirmesi mümkün değil. Olayın bu yanına da bakmak lazım. Buraya da bir mim koymak, bir soru işareti koymak lazım. Süleyman Soylu'nun siyasal geleceğini de büyük ölçüde bitirmiş görünüyor bu olay. Evet, e, doğru, doğru. Burada üç şey söylemek istiyorum. Üçüncünün üzerinde biraz duracağım. Bir, bu durum beni korkutuyor. Çünkü siyasal geleceğinin bitmekte olduğunu gören çok etkin, çok yetkin, çok öfkeli, çok muktedir İçişleri Bakanı o siyasal hayatının biteceğini görünce acaba ne zararlar verir? Hakikaten korkuyorum. Yani çünkü derhal hemen böyle medya kuruluşlarına gazetelere televizyonlara filan saldırmaya başladı ve yani öyle görüyorsunuz işte şeyde yani öyle bir tavır içinde ki yani hiç ağzı alınmayacak laflarla böyle macho erkek egemen sözlerle filan garip şeyler söylüyor ben burada söyleyemem onları tekrar edemem neyse yani beni korkutuyor birinci söylemek istediğim şey bu iki. Eğer bir gün Süleyman Soylu da yargılanır ve haksızlığa uğrarsa ben ve Merdan Yanar da onun da uğradığı haksızlıkları dile getirip onlara da karşı çıkacağız. Aynen Yılmaz Özdil'in Sedat Peker'in annesinin cenazesine gitmesine izin verilmediğini yazmış olması gibi. Biz o adamdan, bu adamdan, şu partiden, bu partiden yana değiliz. Biz Temel hak ve özgürlüklerden, Haktan demokrasiden, ve hukuktan, yani. hukuktan, hukuk devletinden ya. İkinci söyleyeceğim şey bu. Üçüncü söyleyeceğim şey maalesef çok kötü bir şey. Bugün bir şey daha oldu. Yani değerli izleyiciler şimdi bu Sedat Peker'in ifşatı öyle bir zamana geldi ki olup biten her şey adamın söylediklerinin bir güncel kanıtı gibi oluyor. Bugün bir sonuçta utanç içinde okudum. Yani Türkiye ve övünerek anlatıyorlar övünerek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün yargıyı düzenleyen bir zamanlar adı HSYK hakimler ve savcılar yüksek kurulu olan sonra bir tokatla oradaki Y'yi çeken bu iktidarın HSK yaptığı hakimler ve savcılar kurulu yaptığı kurulun meclis tarafından seçecek üyeleri hakkında iktidarla muhalefet anlaşma yapmış. Efendim 4 üyesini iktidar seçecekmiş. üç üyesini muhalefet seçecekmiş. Neden övünerek bunu bildiriyorlar? Çünkü iktidar onlara önce 5 üyeyi biz seçelim, iki üyeyi siz seçin diye teklifte bulunmuş. E, muhalefet buna karşı çıkmış. İktidar da büyük bir e, böyle alçak gönüllülük ve e, işte şey göstererek e, her e, yeri rütbeye çevirmeye çalışıyorlar hocam. Siyasi e, kontenjanla ç ç ç ç tabii çevrildi bile çevrildi bile şimdi onun mekanizmasını kurul anlatıyor. kurul oluşturuyorlar bağımsız onun, adı da bu kurulların tabii, adı da bir bağımsız üstelik evet, onun 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 mekanizmasını anlatıyor. çevrildi zaten bu yeniden oluyor seçim. Şimdi yani biz diyor hani 5 2'den 4 3'e e, şey ettik razı olduk diye böyle e, çok onlara lütufta bulunduk diye bunu övünerek anlatıyorlar. Şimdi değerli izleyiciler 13 tane üyeden oluşuyor bu HSK bütün Türkiye'deki yargıyı bu HSK belirliyor. Hangi mahkeme kurulacak, hangi mahkeme kaldırılacak? Mahkeme kurup mahkeme kaldırıyor. Hangi hakim nereye gidecek? Hangi davada istenmeyen bir sonuç çıkarsa hakimi sürecek veya hangi görülen davada, Soma davasında olduğu gibi, daha birçok davada, bunların hepsi kaydediliyor, birçok davada olduğu gibi heyeti değiştirecek, üyeleri değiştirecek ve davanın gidişini değiştirecek. Aynen Soma davasında olduğu O HSK'nın bakın 13 kişisi kim? 7 tanesini meclis seçiyor. Lütfetmişler 4 iktidardan 3 muhalefetten. Peki 3 tanesi ne oluyor sonra? Cumhurbaşkanı atıyor. 7 pardon 4 tanesi. Keşke 3 tanesi olsa. 7 tanesini meclis seçiyor dört tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Zaten dört tanesi Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Oldu mu? Ee, yani 4 üç diyorlardı. 8'e 3. Peki sonra 13'e nasıl tamamlanıyor? Ta beri daha böyle e, müsteşarlıklar filan kaldırılmamışken benim itiraz ettiğim ya bunun e, başkanı e, Adalet Bakanlığı müsteşarı bu katılmamalı filan derken bakanı başkan yaptılar. Müsteşarı kaldırıp yerine koydukları bakan yardımcısını da üye yaptılar. 2 de onlar 13 üye. Özet olarak mecliste iktidarın seçtiği çok böyle biz lütuf yaptık size 3 tane e, üyelik verdik filan diyen 4 üye, 4 tane Cumhurbaşkanının atadığı etti 8, 2 de bakan ve yardımcısı 10 üye. Kim kalıyor? 3 tane de dışında Efendim muhalefetin bilmem e, temsilcisi. Yahu bir defa aynen rüçük gibi biraz evvel Merdan Bey dayanamadı haklı olarak söyledi. Ben rüçük yasası çıkarken de çok itiraz ettim. Onu Hocam, da bu mantıkla yaptılar. Yargının çünkü. içinde mafya var. Biraz sonra açıklayacağım ben. Ta tamam bitiriyorum. Mafya ben. var. Bitiriyorum, bitiriyorum. Bu Rüçük'te sistemin de. mafyalaşmasının bir parçası. Tamam, evet bitiriyorum. Rüçükte de. Bu maalesef o zaman daha AKP yoktu. Bu politikacıların üç kağıtçılığı veya fırsatçılığı. Efendim, meclis seçsin, mecliste iktidar ve muhalefet temsilcileri gelsin diye umut. Ben de iktidara gelirsem evet ben denetlerim filan. Evet Böyle öyle. oluyor işte sonucu. Evet. Böyle oluyor. Görün. Şimdi yani H.S.K yargı bu halde. Şimdi H.S.K'nın seçilmesi, seçilmesi. Bütün bunlar hikaye. Bütün bunlar hikaye. Ortada anayasasız, yasasız, yönetmeliksiz, genelgesiz bir iktidar var. Bakanlar Kurulu'nun anayasal dayanağı yok. Geçen gün söyledik. Anayasada bakanlar kurulu, bakanların dayanağı yok, kabinenin dayanağı yok. Şimdi bakın, Orhan Ungan diye önemli bir uyuşturucu baronu var. Çok önemli. Zindaş ile çatıştı. Kardeşini öldürdüler. Dünya çapında çok önemli. Kolombiya'dan gelen 5 ton kokainin daha kime ait olduğu konusunda bir soruşturma başlatılmış değil. Ben bugün kaçakçılıktan ve narkotik kaçakçılığından, uyuşturucu ticaretinden, e, ticaretiyle mücadeleden sorumlu eski bir emniyet genel müdür yardımcısıyla görüştüm. Önemli bir emniyet genel müdürüdür. Genel müdür yardımcısıdır. Şunu söyledi, ya bilinmiyor. Bizim dönemimizde komiser olan arkadaşlarımız, emniyet amiri olan arkadaşlarımız şimdi çok önemli mevkilerde. Fakat soruşturma açılıp açılmadığı belli değil. Malın kime ait olduğunun ortaya çıkması yani çok basit ama soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor. Fakat şu biliniyor diyor. Bu uyuşturucuyu kim teslim alacak? Biz operasyon yaptık Mersin Limanı'na gelen uyuşturucuları da limana gelmeden yakaladık, el koyduk, Akdeniz'de el koyduk. Sistem artık işleyemiyor diyor. Şimdi Sedat Peker gündeme getirmeseydi, 5 ton uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren gemiden Allah aşkına kimin haber olacaktı? İşte bu nedenle Aydın Doğan medyasını da tasfiye ettiler. İyi kötü bir merkez medya işlevini görüyordu. Tam olarak yapmasa bile bunu. Ben o zaman marjinal medya diyordum onu hatırlıyorsunuz hocam. Şimdi yani hakikaten gerçek anlamda bir şey yani artık küçük yandaş bir medya haline geldiler. Orhan Ungan, İstanbul grubu diye adliyede bir grup var dedi. Mahkemelerdeki savunmasında isim isim açıkladı. Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Adliyesi'nde, Anadolu Adliyesi'nde ve bunların Pelikan grubuyla işbirliği yaptığını söyledi. Onların düzenlediği söyledi. Öyle hak yolcular vesaire filan da değil. Fethullah Gülen çetesinden boşalan yerlerin bunlar tarafından doldurulduğunu söyledi. Ve İstanbul grubu diye bir yapılanmanın olduğunu biz Orhan Unga'nın yargılandığı mahkemede savunmasını yaparken öğrendik. Avukatlar filan da varmış galiba. Avukatını işte. da öldürdüler Orhan Unga'nın. Avukatını da Hayır, öldürdüler. Bu, bu yapılanmada bu Tabii, yapılanmada bir Bu yapılanmayı deşifre eden varmış. çünkü o avukat. Evet. Belgeleri bulan, mahkemede Orhan Ungan'a getiren o avukat. O avukatı da öldürdüler sonra. Şimdi böyle bir dönemden geçti Türkiye. O bakımdan hakikaten sistemin mafyalaşmasıyla karşı karşıya Sedat Peker, Pandora'nın kutusunu açtı sadece. Pislikleri saçtı ortaya. Bu işler pis, pis işlerin içinde olanlar bu işleri bilir diyor. Tanık mı arıyorsunuz diyor. Benim diyor ya. Ben o işlerin içinden geliyorum diyor. Buna bir yanıt vermek lazım. Yani sistemin lime lime döküldüğünü ortaya koyuyor. Bir soru daha soracağım ben hocam. Hemen size veriyorum. Zaten süremiz doluyor. Evet. E, siz kapatın. Evet. AKP yöneticileri Sayın Akşener'e yapılan saldırıyı hala neden kınamadılar? Peki. Sayın Cumhurbaşkanı neden kınamadı? Bir muhalefet partisi liderine bir kadına, bir kadın lidere böyle bir saldırı yapılıyor. Fiili bir saldırı. Bakın. Linç etmeye kalkışıyorlar. Oradaki polisler kitleyi zorlukla önlüyor ve Meral Akşener'in kendi arkadaşları koruyor kendisini. Evet. Meral Akşener İstanbul Havalimanı'na indiği zaman bu iktidarın gidişidir dedi. Bence de yani. arkadaşlar yazabilirler. Bu evet. iktidar gidiyor. Bu iktidar evet. gidiyor. Bu iktidarın gidişidir. Sedat Peker'in açıklamaları, bugün Rize'de gerçekleşen provokasyonlar, Ankara'da Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminden farklı değildir. Evet, aynen aynen tabii. Linç girişiminden farklı değildir. Hangi ilçeydi hocam o Ankara'daki? Eee Elma galiba tam hatırlamıyorum şimdi. Çubuk, çubuk arkadaşlarımız söylediler. Çubuk, çubuk, çubuk provokasyonu. Çubuk doğru. Evet hocam. Evet. Şimdi e, değerli izleyiciler esas olarak bu iktidarın artık e, demokrasiden, e, haktan, hukuktan, hukuk devletinden. Seçmen desteğinden filan umudunu kestiği ve kabak kuvvete başvurduğu anlaşılıyor. Bu fevkalade korkutucu bir şey. Evet. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Habir ediyorlar ya sosyal medya, sosyal medya. Biliyor musunuz ki Meral Akşener konusunda Twitter'da birisi öldürün, öldürün, vurun, onu konuşturmayın, öldürün, öldürün diye tweet attı. Ve bu hesap biliniyor. Ben bile gördüm. Yani benim gördüğüm şeyi, hani nefes alanları... Ortaokul çocuklarını evini basıp sen cumhurbaşkanına bilmem hakaret etmişsin diye gözaltına alan polis bunu bilemiyor mu? Bulamıyor mu? Rezalet. Yani bir Aynen defa hocam. bunu 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 ama arkadan da şunu söyleyelim. Ee, evet yani hocam. E, bu bu işin tek çözümü derhal seçim. Aynen. Derhal seçim. Aynen Çok öyle. kötüye gidiyor ülke çünkü. Kesinlikle hemen seçim. Demokratik ve adil bir seçim. Değerli seyirciler bütün bu konuları bizden sonra saat 21'de Tele1 ekranlarına gelecek Türkiye'nin gündemi programında izleyeceksiniz. Çok önemli konuklar var. Hukukçu Salim Şen, Türkiye'de sistemin nasıl mafyalaştığını anlatacak. Adliyenin nasıl bozulduğunu, emniyet teşkilatındaki bozulmanın derinliğini, mafya siyaset üçgeninin, medya üçgeninin nasıl kurulduğunu anlatacak. Gökhan Çapoğlu, hem iktisatçı, siyaset bilimci, Türkiye'deki siyasal gözlemleri yapan, yakından izleyen bir akademisyen. Gamze Yücesan Özdemir, profesör doktor Gamze Yücesan Özdemir bize makro bir bakış sunacak. Sistemdeki bozulma emekçilerin, yoksulların, halkın aleyhine nasıl gelişiyor? Sistemin mafyalaşması, yoksullaşmanın derinleşmesi demek. Bunları anlatacak bize ve gazeteci Meriç Köyatası bize ekonomik bozulmanın ve ekonomik krizin boyutlarını anlatacak. Kaçırmayın derim. Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Evet. Meriç Köy Atası benim en parlak öğrencilerimdendir. Yani bayağı dersime giren, not alan benden. Çok parlak bir öğrenciydi. Aynı parlak biçimde devam etti. Kim hocam hangisi? Öpüyorum. Meriç Köy Atası. Öyle mi? Tamam. Peki. Evet. Hoş geldin diyorum Tele 1'e ve gözlerinden öpüyorum. Tabii öbürlerine de saygılarımı sunuyorum. Kaçırmayın programı.